Evet, maşallah subhanallah. Çok seri bir şekilde kilit parker ünitemiz çalışmaya başladı. İspir balı Anzer'den daha öte. Sırf bu algıyı, bu gerçeği güçlendirmek amaçlı üretimimizin büyük çoğunluğu altıgen, böyle petek sembollü devam edecek. Caddelerimiz, sokaklarımız, kaldırımlarımız petek tadında olacak. Değil mi? Petekli köy muhtarım. Evet, evet. Eyvallah. Evet. Evet, gördüğünüz gibi üretimimiz çok seri bir şekilde devam ediyor. Şöyle bir bakalım içeriye arkadaşlar. Evet, bunların sulamasını falan çok itinalı yapıyoruz. Maltepe'yi Allah nasip ederse tüm koridor kaldırımlarını bununla halledeceğiz inşallah. Evet. Bir sulama sistemimiz var. Bak. Evet. Öyle mi? Böyle boş kaldıkça. Ben bir bakayım mı bir? Evet. Şöyle ben tutup suluyoruz. Değil mi? Böyle. Evet. Evet. Devam. Tabii Allah nasip ederse şu an stoğa çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu içeriye de böyle sokuyoruz değil mi? Evet, evet. Evet, evet, evet. Bunu tabii stoğa çalışıyoruz şu an. Allah nasip ederse hedefimizde bir 100 bin metrekareyi yakalamak var. Ve tüm köylerimizde, mahallelerimizde sabredersek hepsi olacak inşallah. Bu sene biraz depremden kaynaklı, ekonomik bir takım sebeplerden kaynaklı gecikme oldu. Evet, usta kolay gelsin. Şu an bir üretim palet alabilir miyiz şuradan başlatarak? Buradan incesi geliyor. Evet. Mikserden böyle. Kaymak kısmı mı bu? Evet. Maşallah. Maşallah. Üstten bir de var mı canım? Benim yerleri boş. Hiçbir yere diye 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 mesela. Şu kesimlerden bir yere mesela yapsak. Dümdüz olur. En azından üstüne bir de alırız mesela. Bir de siz geldiği zaman o yarım mesela bir bütün yana yarım koyduğun zaman şeyi yani kapatıyor boşluğu. Evet. Sana. Çok iyi. Yani saatte bu işte ortalama diyorum da günlük mesela 400-500 metrekare çıkıyor. İyi bir rakam. Bence iyi. Şimdi hani evet, maşallah maşallah. 101 mahallesi 78 mezrası olan İspir'in mahalle muhtarlarına ve sakinlerine sesleniyorum. Değerli kardeşlerim, muhtarlarım. Bakın, bizim böyle bir tesisimiz yoktu 4 yıl önce. Ama şu an belki de Doğu Anadolu'nun en görkemli, en fonksiyonel, farklı farklı şekillerde ürün verebilen bir fabrikamız var. Bu fabrika sizin. Ne kadar da bunu belediyemiz kurmuş olsa da bu fabrika sizin. Doğrudur. 2 yıl pandemi geçti. Şubat'tan bu tarafa deprem. Ekonomik bir takım sebepler, yani mücbin sebeplerden dolayı geciktik. Ama bu şu anlama gelmesin. Biz pes ettik, biz yapmayacağız. Birilerinin ifadelendirdiği veya birilerinin iftira boyutuna taşıdıkları çirkinlikleriyle biz sanki hiç yokmuşuz gibi bir algıya sakın ola ki inanmayın. Gördüğünüz gibi üretimimiz stoğa çalışıyor. Ve Rabbim nasip ederse stoklar kurudukça biz belirlemiş olduğumuz mahallelere bunları çekeceğiz. Ve sonrasında Allah'ın izni ve kuvvetiyle baştan söz verdik. Hiç kimsenin ayağı çamura, sıkıntıya basmayacak. Biz buna inanıyoruz ve çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi tüm emek veren arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Yani bu tesisle de gurur duyuyorum. Sizler de gurur duyun. Bu gördüğünüz tesis, bu gördüğünüz eser sizlerin. Sizlerin hizmetinde.
Yani çalışma üretime, üretim kazanca dönüşüyor. Bu şu anlama geliyor. Dışa bağımlılıktan kurtulan bir İspir. Senelerce biz milliyetçiler ve ülkücüler hep bunun kavgasını vermedik mi? Dışa bağımlılığa karşı bir duruş ortaya koymamız lazım. Cumhur İttifakı da bu duruşun adı olmadı mı? Hamdolsun. Allah hepinizden razı olsun. Emek verenlerden tekrar tekrar razı olsun. İnşallah daha güzel günler bizim için olacak.